Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akyeni köyündeyiz. Ben az para verip güzel bir yatırım yapmak istiyorum diyenler için bu video ilaç niyetine gelecek. Çok güzel bir arsa tanıtmaya geldim. Telle çevrili olan 315 metrekare villa imarlı arsanın kısa bir tanıtımını çekeceğim. Şöyle çevreyi bir gösterelim mi? Çevrede villalar var, çiftlikler var. Biz neredeyiz? Didim merkeze 17 kilometre, Akbük'e 8-9 kilometre mesafede 315 metrekare 15-30 villa imarlı Didim Akyeni köy Balova mevkisindeyiz arkadaşlar. Burası biraz daha şehir merkezinden uzak, kafa dinlemek isteyenler için birebir harika bir yer. Artık lüks villalar da yapılıyor buraya. Yeşiltepe'nin hemen yan tarafındayız. Rüzgar güllerinin alt tarafında, oksijeni bol, harika bir yer. Peki fiyatımız ne? Şimdi her şeyi anlattık da fiyatı söylemedik. 1 milyon 430 bin TL. Bakın bu fiyatlara Didim merkezde ya da Didim'in yakın çevresinde arsa bulamazsınız. Bozseki'de ulaşamayacağınız, araç yolu dahi olmayan arsaların fiyatları 1,5-2 milyon civarına çıkmışken Seyrantepe'de 2,5-3 milyonlar konuşuluyor. Yeşiltepe'de artık 4 milyonlar konuşuluyor. Artık yeni merkez burası. Buralarda gelişmeye başladı. İnsanlar küçük küçük yatırımlarla burada yer alıp ilerleyen zamanda ya değerlendiğinde satıyor ya da ev yapıyor. Siz de istediğinizi yapabilirsiniz. Telle çevrilmiş 315 metrekare 15-30 imarlı 2 katlı villa yapabiliyorsunuz. Çevrede yapanlar da var. Bu da demek oluyor ki elektriğimiz, suyumuz, her şeyimiz hazır. Ben böyle büyük yatırım yapmak istemiyorum. Az bir param var. O parayı yatırayım. İlerleyen zamanda geri dönüşü güzel olsun diyorsanız bence bulabileceğiniz en iyi arsalardan bir tanesi. Şöyle önüne doğru gidelim. Zaten çevrede hem çiftlik yapanlar var hem de lüks villa yapan insanlar var. Biz de böyle turist gibi geldik. Her tarafımıza dikenler battı. Yolumuz hazır. Elektrik, su rahatlıkla burada ulaşılabilir arkadaşlar. Hemen de inşaatınızı yapabilirsiniz. Ben bahçe olarak kullanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Mantıklı olacaktır. Zaten telle çevrilmiş. İçerisine bir tane bungalov tarzı ya da tiny house tarzı bir ev de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl bir yer istediğinizle alakalı. İmarı var. Ev yapabiliyorsunuz. Ya da dersiniz ki ben tiny house koyayım. Geldiğimde 2-3 gün kalayım. Tatil yapayım. Kafamı dinleyeyim diyorsanız da yapabilirsiniz. Bir yer. Tel örgü çevrilmiş. Şu an tel örgünün fiyatları da 6-7 bin lira civarındadır. Böyle de bir karınız var. 1 milyon 430'dan çok küçük bir pazarlığımız var. Şöyle düşünün. Mal sahipleri 1 milyon 430 dediğine göre arkadaşlar o 30 bin lira pazarlık payı gibi düşünebilirsiniz. Oksijeni bol. Esintisi mükemmel. Şu anda yanıyor. Artık inşaatlardan, evlerden o kadar böyle şehirleşti ki nefes alamıyoruz. Didim'de. Bildiğiniz gibi ben de Akbük'e kaçıyorum. Akbük'te oturacağım artık seneye inşallah. Buralarda da bir tane arsa alacağım kendime önümüzdeki yıl. Evi bitirdikten sonra bir tane arsa alıp böyle bir tiny house tarzında bir şey yapıp en azından kaçabileceğimiz, şehrin gürültüsünden kaçabileceğimiz bir yer olsun. İki gün önce gördünüz, çok geçmedi. Pandemi diye bir şey atlattık, deprem diye bir şey atlattık. Böyle yerlerin kıymetini bilmek lazım. Çünkü böyle yerler öyle çok bulunan yerler değil arkadaşlar. Çok bulunan yerler değil. Fiyatlar da belli. Aldı başını gidiyor. Artık yetişemiyoruz fiyatlara. Hisseli arazileri dahi 600 bin liradan satıyoruz şu anda ki onlar da satılıyor çok hızlı bir şekilde. Sonuçta bu paralara doğru düzgün bir araç dahi alamıyorsunuz. Evi geçtim, araç dahi alamıyorsunuz. Paranız olsa dahi araç bulamıyorsunuz. Enflasyona da paranız eziliyor. Dolar da olsun, euro da olsun fark etmiyor. Bir mal, bir ürün enflasyondan, dolardan, altından daha hızlı yükseliyor, daha fazla değer kazanıyor. Çünkü siz dolar alabilirsiniz, banka bunu basabilir ki zaten bastı, pandemi döneminde çokça dolar basıldı, siz de çokça dolar sahibi oldunuz. Ama arsa, çokça arsa sahibi olmanız için arsanın olması lazım. Arsa olmadığında da zaten fiyatlar aldı başını yürüyor. Böyle yerde kaçmaz, sonuçta bak tepedeyiz, böyle kuş bakışı her yeri görebiliyoruz, güzel bir yer. Gerçekten harika bir arsa. Tel örgüyle de çevrilmiş. Yolumuz da açık. Gayet güzel. Burası da çok serin bu arada. Rüzgar güllerinin hemen alt tarafında bir oksijeni var. Gerçekten doğadan kaçabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bu paralar da gerçekten iyi bir rakam. Alın. İki gün sonra seneye almadığınız için pişman olmayın. Beni genelde arıyor insanlar. İki sene önce konuşmuşuz. Üç sene önce konuşmuşuz. 12 senedir bu işi yapıyoruz. 10 sene önce konuştuğumuz insanlar var. Keşke alsaydık diyorlar. Alan da keşke bir tane daha alsaydık diyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. Her zaman arsa, gayrimenkul yatırımı her şeyden daha değerli.
ve siz de bu yatırımını doğru yapın. Doğru yatırım çok kazandırır. Emin olun çok kazandırır. Ha yok mu burada uygun arsalar? Var. Gidelim şöyle arkalara, diğer dağın yamacına. Orada bulursunuz. 850-900 bin liraya da bulursunuz. Ama aramızdaki mesafe belli. Bakın Yeşiltepe'nin yan tarafındayız. Seyran Tepe'nin yan tarafındayız. Çevremizde evler var. Issız bir bölge değil. İleriye gittikçe de evler var. Ama tabii ki konum farkından dolayı da rakamsal açıdan bir oynama var. Dediğim gibi arkadaşlar burası Didim merkeze 17 kilometre mesafede. Öyle çok yakın bir mesafede değil ama gelişmekte olan bir bölge. Yeşiltepe'de bundan 5 sene önce kimsenin gitmediği bir yerdi. Şu anda kimsenin yer alamayacağı bir yer haline geldi. E burası da 2 gün sonra tabii ki değerlenecek. Burası da 2 gün sonra etraf dolduktan sonra yer alınamayacak miktarlara çıkacak. Önceden yatırımınızı yapın arkadaşlar. Biz şöyle bir gösterseniz şu arkayı. Bundan 4 sene önce Amerika'dan bir abimize bir ada sattık. Komple bir ada. O zaman 45 bin liradan mı 25 bin lira mı öyle bir rakamdan aldık. İlerideki arsalardan bahsediyorum. O gün benim aklıma şöyle bir cümle geldi. Abiye de söyledim. Abi sen buradaki arsalara ne yapacaksın? Yani hiç görmemişsin. Dağın başında, o zaman dağın başıydı. Burada hiçbir şey yoktu. Dağın başında ne yapacaksın? Dedi ki kardeşim bundan 5-6 sene sonra o arsalar alınamayacak miktarlara çıkar. Bakın biz bu işin içindeyiz. Ben o müşterimiz kadar öngörülü yaklaşamadım. Ama kendisi gördü. Komple 20 tane arsa aldı. Bir adayı aldı komple. Şu anda da zaten istenilen paralar 1 milyon civarında. Düşünün. 45 bin TL'ye alınan ürünler 1 milyon civarına çıkıyor. Bu fiyatlar düşer mi? Düşmez. İmkansız. Zaten Türkiye'de bir şeyin çıkıp da düştüğünü ne siz gördünüz, ne dedemiz gördü, ne babamız gördü, ne de biz göreceğiz. İmkansız arkadaşlar o. Düşmesi için enflasyonun bitmesi gerekiyor. Düşmesi için arz talep meselesinin azalması gerekiyor. Ama çokça talep var. Ama arz yok. Bu yüzden fiyatlar artıyor. Bu yüzden arsa sayısı kısıtlı olduğu için fiyatlar aldı başını gidiyor. Siz de değerlendirin. Yarın bir gün almadık diye pişman olmayın ki arsa en çabuk satılan üründür. Genelde arsaları biz böyle kanala çekemeyiz. İlanı gireriz satılır. Bugün de tesadüfen gelirken geldi bu arsa. Başka bir yere gidiyorduk. Yol üstünde hemen çekimini yapalım istedik. Çünkü fiyatlar çok arttı. Villa fiyatları aldı başını gidiyor. Daire fiyatları aldı başını gidiyor. İnsanların bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Biz de artık arsa yatırımlarına, arsa tanıtımlarına biraz daha ağırlık vermek istedik. Çünkü alınmıyor. O kadar pahalı ki her şey. Her şey çok pahalı. Müteahhitlere bakıyorsunuz onlar haklı. Alıcı kısma bakıyorsunuz onlar haklı. Malzeme fiyatları artıyor, arsa fiyatları artıyor derken piyasada yükseliyor. İster istemez yükseliyor. Tabii bunun yanında kötü niyetli insanlar da var. Adam evini almış belli bir rakama. Çok çok üstünde rakamlarla satmaya çalışıyor ki bu da artık farklı bir kategoriye giriyor arkadaşlar. Bu kar ya da kazanç değil. O farklı bir şeye giriyor. Söylemek istemiyorum. Ama malın değeri var. Malın değeri var. Bakın bir malın değeri var. Şimdi siz buradaki bir arsaya 10 milyon isteyemezsiniz. İsteyemezsiniz. Siz burada 10 milyon istediğinizde bir arsaya yanınızdaki komşunuz acaba burada bir şey mi var diye 9 milyon istiyor. Onun yanındaki 11 milyon istiyor. Piyasa bu şekilde artıyor. Ama buralar daha insanların çok rağbet göstermediği yerler olduğu için fiyatlar uygun. Alınabilecek fiyatlar. Önümüzdeki dönemde de zaten göreceğiz bunları. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Çok konuştum. Başınızı arttım ama biz de sizin kadar bu konudan şikayetçiyiz. Çevrede lüks villalar var. Hemen 100 adım ötede villalar yapılmış. Aşağıda çiftlikler yapılmış. Elektriği, suyu, her şey hazır. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Tiny House ya da bungalov yerleştirebilirsiniz. Güzel bir arsa. Arsa burası. Bence kaçıracak bir fırsat da değil. 1 milyon 430 bin TL.